Neredesin evlat? Çalışıyorum şey. Ne yapıyorsun? Basıyorum. Ya ne basıyorsun? Resim basıyorum şef. İyi bas evlat. Evelallah şef. Baskı da üstüme yoktur bilirsin. Bilirim İtoğit. Dinle beni. Bir katliam olmuş. Hemen resimlerini bana getireceksin. Bu sefer de atlarsan kendini kovulmuş bil. Anladın mı? Söyle sevgilim, daha 7'de kaldık. Yeter, uzun atlama rekoru kırmıyoruz, sevişiyoruz. Sanmadım ama. Toprak doyursun oranı kızım. İşten kovulacağız, senin aklın uçkurunda. Rakip gazeteci benden evvel resim çekerse yandım. Hani en hızlı gazeteci sen? Öyleydim ama piyasaya yeni biri geldi, tozumuzu atıyor. Kim bu? Tatlı Sertmine. Doldur. Yavruya bak, güvercin gibi be. Tam bize göre. Ayarlayalım mı? Çoktan bir bayram yapmamıştık. Hadi o zaman çabuk olalım. Oldu, al bakalım. Sağ ol abi. Canım, o ne biçim araba kullanmaktı öyle? Namussuzun başımız döndü. Seni canımız çekti. Bir tadına bakalım artık. Pek lezzetli sayılmam. Adamın midesine otururum. En iyisi ben size birer külah dondurma alayım, yalarsınız. Biz seni yalamak istiyoruz. Hem de İsveç usulü yalama. Zevkten çarşafları parçalayacaksın. Erkek neymiş anlayacaksın. Erkek dediğiniz sizin gibiyse, yani kıçlarındaki bok kurumadıysa, vay kadınların haline! Çekilin ulan yolumdan! Kaşındığım nasıl da belli. Biraz yalvarsaydı nasıl kullanırdık seni? Şimdi tepe tepe, anladın mı? Ne?
kardeşim, bir gün ayağımın altında ezileceksin. Asıl sen benim altında kalırsan o zaman ne olur görürsün. Biraz dikkatli araba kullansana. Güzel çocuk, sen de kaidelere dikkat et. Geldiğin yolun başında bilinmez bir hası vardır. O kararlığı bırak. Hem ben senden evvel gelmiş sayıyorum. Hiç zahmet etme ve geri dön. İki gazeteci fazlayız. Evet fazlayız. Ama ben değilim, sen fazlasın. Kolay gelsin abiler. Eyvallah tatlı sen. Bakıyorum bu sefer Murat'ı ekememişsin. Daha zamanım var o iş için. Kendini gazeteci diye yutturduysan sayemde oldu. Acıdık bir iki iş verdik, başımıza dert oldu. Şu sulak yerde büyümüş endamınızı çekin de iş görelim. Tövbe tövbe şimdi. Bakıyorum avantayı bulunca yumuluyorsun. İyi çek de seks mecmualarına sat. Terbiyeni takın. Tatlı bir iş var, çalışır mısın? Neymiş o? Deve bakıcılığı. Boyun çok müsait de ondan. Sağma kız ya. Niye bakıyorsun öyle? Yalan mı söylüyorum yani? Esprilerin de zatınız gibi soğuk. Kadın dediğin ateşli olmalı. Aklın fikrin sekste. Belden aşağısına düşkün erkeğin beyni çalışmaz derler. Oğlu diyen bok yemiş. Tabii senin gibi buzdolabı bir kız seksten anlamaz. Erbabı bilir dayısa. Kadın hassas bir müzik aletidir. Erkek dediğin orkestra şefi gibi olacak ki kadından tatlı nameler çıkarabilsin. Öyleyse bu akşam gel bana. Flarmoni orkestrası gibi ses çıkartmazsam senden yuh olsun bana. Kadın iki tarafından çalınan bir plak kırıyor. Kadın plaksa sen de bozuk bir gramofonsun. Bozuk mu değil mi denemesi bedava. Ama ben senin bir dişi olduğundan da şüpheliyim. Tamam şimdi. Sonra şu var. Kapınızı bana yolla. Evet. Nerede bu ya? Akıl bitmiş. Beni caddeye kadar götürür müsün? Bir meslektaşıma yardım etmekten zevk duyarım. Hele bu bir kadınsa ve acizse. Teşekkür ederim. Senden hoşlanıyorum Mine. Ama bir kere bile öptürmedin kendini. Ama bakireyim ben Murat. Dudakla kızlı sokulmaz yavrum. Bir bakireyle nasıl sevişip tatmin edeceğimi iyi biliyorum. Sen badana fırça nedir biliyor musun? Bilirim. Duvarlara sürülen renkli sıvıya badana, bu işte kullanılan alete de fırça denir. Doğru mu yanlış? Evet doğru. Bir de bildiniz ve bir kol saati kazandınız. Kızım uyan biraz. Sana başka bir örnek. Bu arabada kaç vites var? Üç ileri bir geri, tamam mı? Tamam. Geri vites lazım olduğu zaman kullanılır. Ne demek istediğimi anladın mı? Anlamasan ehliyet alabilir miydim? Of, aşk dersleri veriyorum. Sen trafik imtihanı sanıyorsun. Kafam kızacak, bir gün zorla seni altıma alacağım. Söyleme, bir tuhaf oldum şimdi. İçimde bir ateş yandı sanki. Nasıl? Fena sayılmaz. Hadi devam et sen. Hadi devam kızım. Devam et de tam notumuzu verelim.
Çok heyecanlandım, sana karşı koymak çok güç. Beni etkiledin, gidiyorum artık. Nereye? Eve. Bize gidip iki miski atalım. Lanetli dedem, dizi dönmüş erkeğe uçkur dayanmaz derdi. Benim dedem de tavına gelmiş karıyı kaçıran en büyük hıyardır derdi. Resimler birer harika. Nasıl çekmişim ama, net ve pırıl pırıl. Evet öyle. Hiç kimse böyle resim çekemez. Hatta seni daima atlatan ve kazık atan tatlı sert bile. Tatlı sert dediğin dünkü çocuk şey. Ulan fasulye sırrı. Ya sen ne bolsun, bu resimler de? Hani cinayet resimleri? Bana komplo kurdular şef. Gözünü aç deme. Makinenden bu resimlerin filmi çıktı. Sen o sırada muhakkak bir hatunu gagalamakla meşguldün. Yalan mı söylüyorum? Tam tersi şef. Hatun beni gagalıyordu. Tatlı sert mi? Evet. Onu öldüreceğim şef. Çaresi yok. Onu öldürmeni değil, aşmanı istiyorum. Çünkü oğlum gibi severim seni it. Yani kovulmadın mı ben? Şimdilik. Sağ ol şef. Bekle dedim, geliyorum. Terbiyem müsait olsaydı püş derdim. Genç bir kızın kapısı tekmeyle çalınmaz. Kibar ol biraz, sırık. Ben yatakta kibarımdır anam. Boyuna göre yatak bulmana sevindim. Rahmetli dedem boyu sırık olarak aklı kısa olur derdi. Benim rahmetli dedem de uzun olsun, kısa olsun, yeter ki kadını doyursun derdi. Terbiyeli konuş sırık. Bana bak, sırık deme tahrik oluyorum. Niçin geldin sen sırık? Uçurmaya. Ne? Kuşu. Uçtu uçtu kuş uçtu oynayacağız seninle. Yeni yıkanmış kadınlara da bayılırım. Ben kadın değilim, bakireyim. Biliyorum, şu anda bakiresin ama 5 dakika sonra torna tezgahından mükemmel bir kadın olarak çıkacaksın. Sana bu iyiliği gönüllü olarak yapacağım. Ya hayır, aklını başına topla. Sırıklarda akıl olmaz ki, sen söyledin. Dün arabada yaptığın cilvelerin tadı damağımda kaldı. Hadi devam edelim. Sakin ol Murat, arkadaşız biz seninle. Yo, arkadaştık, sonra flörte başladık, şimdi de karı koca olacağız. Ne oldu? Komik bir şey mi oldu? Uçtu, kuş uçtu. O kadar tahrik olurum. Ne oldu ya? Uçtu uçtu kuş uçtu. Özür dilerim, sorma beni. Ancak ben istersem, ben arzu edersem. Ya da ben arzu edersem. Heyecanlı. Yazık, his yok dudaklarında.
herkes şimdi? Harika. Kadın dediğin musalla taşında yatan erkeği bile öpüşüyle canlandırmalı. Tamam şef, 5 dakika sonra oradayım. Hemen gitmem gerek. Güle güle Sırık arkadaşım benim. Ama Güle güle. Şey için, ne? Kuş canım. Kuş uçtu. Ne zaman? Kuş uçtu, güle güle. Niçin öldürdüklerini kesinlikle biliyoruz. İçlerinden 2 tanesi bizim muhabirimizdi. Lübnanlıdırlar. Katillerin ana hedefleri bu ikisiydi. Hepsini temizlediler. Türkiye'de 23 yıldır eroin imal edilmemektedir. Fakat politik nedenlerle Türkiye hedef seçilmiştir. Lübnan, Marsilya trafiği yurdumuzdan idare edilmektedir. Bu işi başta CIA ve Interpol kaçağı büyük patronlar organize etmektedirler. Amerika'nın bu çirkin oyununu deşifre edip bütün dünyaya gerçekleri anlatacağız. Öldürülenlerin hepsinin uyuşturucu madde tiryakisi olduklarını tespit ettik. Lübnanlı muhabirimiz ölümünden 2 dakika evvel bir ihbarda bulundu. Bizim için çok önemli bir ihbar. Orta Şark'ın en büyük sanatçısı Semiramis yurdumuza geliyor. İstihbar ettiğimize göre Semiramis mafya liderlerine, CIA şeflerine ve kaçakçı patronlarına olan yakınlığıyla tanınmıştır. Serseriysem, eğer ben bir deliysem, eğer ben bir serseriysem, eğer ben bir deliysem, bunu yapan sensin yarim, ben senin bir eserinim. Bunu yapan sensin yarim, ben senin bir eserinim. Aşkımızın üstüne
Yok mu güzel seni şimdi sevdiğin? Yoksa benden çok mu güzel seni şimdi sevdiğin? Semiramis'in gümrükten kolaylıkla geçmesi sağlanacak. Suçüstü yapılıp konuşturulacak. Sanırım böylelikle büyük patronları tespit edebileceğiz. İzinler kaldırıldı beyler. İki numaralı ekip Semiramis'i takip edecek. Son derece tehlikelidir. Fakat söylediklerimi harfiyen yerine getirirseniz tehlike bertaraf edilebilir. Kurnazdır. Zevk için adam öldürür. Çeşitli silahları kullanmakta ustadır ve ana dili gibi de Türkçe konuşur. Yarın arabasıyla gümrükten geçmiş olacak. Gecikti. 2 saat önce burada olmalıydı. Herhalde yolda yemek yiyordur. Yol kapalı bayan. Bir başka yol tarif edeceğim. Ben yabancıyım, tarifle yol bulamam. Ben sizi yolun başına kadar götüreyim. Zannet etmeyin, haritam var. Sakın kıpırdama. Senin gibi koltuk altında silah taşıyan işçi hiç görmedim. Merkeze haber ver. Alo alo, dikkat dikkat. 13 merkezi arıyor. Gel. Gel bakalım Yaman gel. Gazeteci. Ayıplamışsın, otur. Gece gündüz çalışıyorum. Evladım, çok koşan çabuk yorulur. Gençlik tabii, 5 vurup 1 sayıyorsun. Anlat bakalım. Tatlı bir haber ya da baskın falan var mı şef? Alo, buyurun. Ne? Öldü mü? Çok kötü. Olayı gizleyin. Beyanat yasak. Dışarı haber sızmasın. Şimdi geliyorum. Ben de geleyim şef. Gel ama benden habersiz bir şey yazmak yok. Hiç merak etmeyin. Beni elimden yaraladı. Yapar. Zevk için adam öldürür. Buna rağmen yaşamasını isterdim. Kadının arabası yüklü şef. Garaja çekelim. Hemen bir toplantı yapmamız gerek. Herkese haber verin. Cesedi de morga kaldırsınlar. Aman abi, bir resim çekeyim. Peki, yalnız ben haber vermeden bu resim basılmayacak. Aksi halde tutuklarım seni. Hadi bana gelin. Güven şef. Aman. Şimdi ayvayı yedi tatlı sert. Üstündekini alabilir miyim? Bir dakika, dur ben alayım. Bir tane de gözlüksüz. Olamaz, imkansız. İmkansız olan ne? Bu tatlı sert bu. Evet, evet, bak. Bakın şey, gelin. Bu tatlı sert bu. Hazır, valla. Cesedin kimliğini kesinlikle biliyoruz biz. Semiramis'tir bu. Peki o Semiramis'tir. Bu kim şef? Haklısın. Sanki ikiz kardeş. Bir mucize bu. Büyük bir şans bizim için. Gel benden delikanlı.
ihtiyacımız var. Semiramis'in hüviyetine girmeni istiyoruz. Cevap vermeden evvel şunu bilmeni isteriz. Seni zorlayamayız. Çünkü ölüm tehlikesi olan bir vazife bu. Ve bu vazifeden de kimsenin haberi olmayacak. Göndereceğimiz yerden sağa dönmeyebilirsin. Yurdumuz aleyhine çalışan devletlere gereken dersin verilmesinde benim de katkım olsun isterim. Bu vazifeyi gönüllü olarak kabul ediyorum. Aferin kızım. Senden de böyle bir cevap beklenirdi zaten. Çok az zamanımız var. Semiramis'e tıpatıp benzemen lazım. Bunun için de ilk şart saçları. Ben olsam kıyamazdım. Göreceksiniz, bu halimle çok alay edecekler. Kısa saçlı daha güzelsin kızım. Seninle alay edecek erkeğe hıyar derim ben. Tıpkı maymuna benzemişsin. Ben maymuna benzemişsem sen de olgun bir hıyar oldun şimdi. Ne? Bana mı söyledin? Ben değil, bir ahbabım. Seninle alay edecek erkek hıyardır dedi. İyi bir gazeteciydin yavrum, şimdi iyi bir ajan oldun. Başaracağına inanıyorum. Semiramis ölürken şarkılar ve bebek demişti. Şarkıları deşifre ettik, İstanbul'da şarkı söyleyecek. Semiramis'in anlaşma yaptığı otele gideceksiniz, sizi bekliyorlar. Bebek demekle neyi kastetti bunu sen öğreneceksin. Ayrıca Semiramis'in arabasının gizli bölmelerinde büyük miktarda altın var. Bu demektir ki Semiramis altınları teslim edip malı alacaktı. Vaktin yok kızım. Sabah erkenden otelde olmalısın. Sevdiklerinle vedalaşman için pek az vaktin kaldı. Peki efendim. Murat Bey'i nerede bulabilirim? Şu karşıki bölmede. Teşekkür ederim. Veda mı? Nereye? Gazetem Vietnam'a gönderiyor. Çirkin Amerikalı'nın oyunlarını resimliyor. Kolay gelsin. Gürek mi öyleyse? Çok duygusuzsun ben. Defile edeyim, savaşın içine gidiyorum. Belki geri dönmez. Haklısın. Gidip dönmemek de var. İyi ki vedalaşmaya geldim yine. Ne yaparsın, ölümüydün ya. Evet, öyle. Bir kaza koşumuyla öldüğünü düşün. Ne olacak o zaman? Ne olacak? Çok çok. Bakir vücudun bir mezara atılacak. O güzelim çukurlarına toprak dolacak. Tamam mı? Tamam. Ben diyorum ki o güzelim çukurları ziyan etmeyelim, ben doldurayım. Nasıl fikir? Nasıl fikir? İyi fikir. Sonra? Sonrası malum. Bir güzel banyo çekip yatalım, ikimiz de tertemiz. Çünkü her yerlerini öpmek, koklamak istiyorum. İçime sindireceğim seni. İnan ki bu iyiliğimi hiç unutmayacaktım. Şimdi bana cevap ver. İşte sana cevabım. Sırık oğlu sırık, eşek kafalı. Belki geri dönemem dedim sana. Bir daha göremem dedim. Tatlı bir söz bekledim senden. Ama gene de seni seviyorum. Anladın mı, seviyorum. Sırık ne olacak? Oh,
geldiniz Sayın Semir Hanım. Teşekkür ederim. Arzunuza uyarak karşılama töreni yapmayın. Dikkati çekmek istemiyorum. İstanbul'a çalışmaktan çok gezmek için geldim. Gizli tutmamıza rağmen sizi bekleyen hayranlarınız var. Tanışmak istiyorlar. Onları bekletmeyelim o halde. Buyurun. Semir Hanım sana. Hoş geldiniz Semir Hanım. Hoş bulduk. Böyle buyurun. Misafiriniz geldi Rezan Hanım. Hoş geldiniz. Anlatılanlardan çok daha güzelsiniz. Çok naziksiniz. Rezan Hanım, kendisi ünlü bir ressamdır. Bay Hans, oyuncak fabrikatörüdür. Bundan sonra oyuncaklarıma modelsiz olacaksınız. Yapma bir bebek kadar güzelsiniz. İltifatınıza teşekkür ederim. Ve armatör Cemil Bey. Memnun oldum. Gözleriniz engin denizlerden daha etkili efendim. Beni şımartacaksınız. Ama rica ederim. Bir de oda komşunuz genç bir romancı var. Ben kendisine haber vereyim. Ah ne tesadüf. İşte o da geldi. Genç yazarımız Murat Bey. Tanışma merasimine geç kaldığım için özür dilerim. Hayatımın en büyük aşk romanını sizin için yazacağım. İsmi nedir acaba? Uçtu uçtu kuş uçtu. Bu güzel kuş için bir kafes olmaya razıyım. Her kuş kafesten hoşlanmaz Bay Hans. Evet öyleyim. Sıcak alakanıza teşekkür ederim. Bu gece benim davetlimsiniz. Müsaadenizle. Aman efendim rica ederim. Kuş uçmadı. Peşine takılıp yakaladım. Çok garipsiniz. Sizi daha önce tanımıyorduk ki. İnsanlar birbirlerine benzerlermiş. Ha, evet öyle. Size benzetiyor güzel bir kızdı. Ama soğuk. Siz de öylesiniz galiba. Sarıldıkça uçuyor. Sebebi var. Nedir acaba? Bakireyim. O da bakireyim. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Son derece dişi bir kadın. Onunla ilgilendiğini hemen anladım. Evet. Hem kadın olarak hem işim olarak ilgileniyorum. Bacaklarım titriyor. Bayılacağım galiba. Bir doktor çağıralım istersen. Yok yok istemem. Bir bardak su kafi. Çıldırdı mı? Olabilir. Ne yaptığımı biliyor muyum ben? Sanki aklım başımda değil. Daha önce de olduğunu sanmıyorum çık yatağından. Bak. Yapma. Benim bir şey yaptığım yok. Ruhun yapıyor ne yapıyorsun? Azgın ruhlu herif. Ne sakıncası var? Bakireyim.
Gene mi? Herkese talih, bize kör salih. Eskisinden daha sağlamsın şu anda. Hiç vakit kaybetmeden defol şimdi ahlaksız herif. Hakaret etme Mine, pişman olursun. Defol dedim hadi, defol! Sizin yardımcınızın bilgileri bana ait. Neyde? Neydeni isterim? Nişanlınız bana geldi. Nişanlın mı? Evet, yukarıda sizi soruyor. Romanının ismi sana kurdu şimdi. Uçtu uçtu koşuştu. Bırak artık viskiyi. Beni özlemedin mi? Hı? Ne sakalın batıyor ama. Tıraş olurum şimdi. Sonra da sevişiriz. Sabaha kadar, tamam mı? Tamam. Kremi ver sevgilim. Hangisini? Yağlı olanını. Daha güzel oluyor. Reaksiyonum acıkıyor. Çok sert de ondan. Biraz sonra yumuşar. O zaman acıkmaz sevgilim. Yerine koymadım, beşten ya. Fermuarın bozuk galiba. Şimdi niye giyiniyorsun sevgilim? Biraz sonra çırılçıplak sevişmeyecek miyiz? O zaman beni soymanı istiyorum. Daha çok heyecanlanıyorum çünkü. Seni istediğin gibi heyecanlanıyorum. Çok büyük ama. Gördüm. Bu kadar büyüğünü görmemiştim doğrusu. Biraz daha kaldır bari. Daha fazla kaldıramam, sığmaz. İstersen arkayı deneyelim. Yerleştirebilecek misin? İyi yerleştirdim, merak etme sevgilim. Biraz daha gayret edersek kıracak. Dur sen, bana çalış. Şeye baktım, fazla bir jiletiniz var mı acaba? Her zaman yediğim vardır. Çok utanmaz, bakiyelik ne oldu, neydi o laf? Uçtu, su koşuştu. Buyurun, bir daha tıraş olmak için sağdan soldan jilet arama. Hadi bakalım yürü. Teşekkür ederim, iyi geceler. Şuraya bak ya. Eşya yerleştirmeye gelmedim buraya. Hele jilet dağıtmaya hiç. Seni arzuluyorum. İstiyorum. Önce viski içelim. Bu gecenin tadını iyice çıkaralım sevgilim.
tam bir aydır sana abdest aldım. Sabaha kadar uyumak yok ha. Eski rekorumuz 9'du. Onu geçmeliyiz sevgilim. Canım. Lan artık köpek, kızı sana yedirir miyim ben be? Çok fena. Ne var, çok gene fena. Mi kilit bu kadar? Başım çok ağrıyor, bir askere rica edeceksin. Hay hay. Acaba başka bir arzunuz var mı? Var. İçeride roman yazıyorum. Gürültü yapmazsanız memnun olurum. Merak etmeyin. Zaten biz de kapıyı kilitleyip yatacağız. Karyolayı denedim, hiç gıcırtı yapmıyor. Güle güle, güle güle. Geldin odama. Seni ona bırakamazdım. Kendimi korumasını bilirim ben. Ay, ne olursa olsun insan sevdiğini bir başka erkeğin yanında bırakamıyor. Sevdiğim dedin yani? Yani sen. Bu oyunu bırak artık. Semiramis olmadığını biliyorum. Vazifeliyim Murat. Bu oyunu devam ettirmek zorundayım. Gel istersen benim odada konuşalım. Başlama gene. Evlenmeden evvel bana sahip olamazsın. İdare ederiz canım şöyle köşesinden kıyısından ha. Olmaz. Söz veriyorum ileri gitme işim. Sen gitmeyebilirsin ama ben kendimi zor tutuyorum zaten. Hadi yalla. Ama şey. Hadi git uyanacak. Bir kadının gözünden kaçmaz aşk dolu bakışlar. Aferin Hüsnü Kuruntun. Aşk dediğin laftır. Aşk yatakta başlar, yatakta biter. Bu kadar kısa mı? Uzun sürmesi kadına bağlıdır.
Sizin dediğin gibi bir kadın tanıyorum. Erkeği sanki yatağa çiviler. Ya. Kim bu kadın? Ben. Hoşuma gidiyorsun. Heyecanlanıyorum seni gördüğüm zaman. Sahiden. Ben seçerim yatacağım kadını. Ve seni seçtim şimdi. Göster bakalım kendini. Oynursan dudağın uçuklar. Merhaba Rezan. Hayrola bu saat? Uykum kaçtı. Bir içki içebilir miyim? Siz de mi buradaydınız Romancı Bey? Şey yapıyorduk, kağıt oynuyorduk. Ben de size iştirak edeyim. Çok canım sıkılıyordu zaten. Bir bardak alayım ben. Ne bu halin? Ha söyle, ne bu halin diyorum. Uçtu uçtu, kuş uçtu. ben de gidiyordum zaten. Gidiyordum ya. Otursaydınız biraz sohbet ederdim. Yok yok. Hayır, gitmem lazım. Ne oldu birdenbire anlamadım. Bilmem. Zaferin şerefine. Ne zaferi? Anlamazsın. İyi günler. İyi günler. Vapur biletiniz hazır Sayın Semiramis. Marsilya için. Marsilya için mi? Evet. Tesadüf Cemil Bey'in gemisinde yer ayrılmış. Size özel bir itina göstereceklerine eminim. Evet, çok memnun oldum buna. Merci. Vaktiniz müsaitse iş konuşmak istiyorum. Bol bol vaktim var. Yanımda numune oyuncaklar var. Marsilya'ya girişinizde bu oyuncakları orada tanıtır mısınız? Demek Marsilya'ya gideceğimi biliyorsunuz. Sadece bir tesadüf. Ünlü kişiler daima dikkati çeker. Armatör Cemil Bey bu haberi bana iletti. Teklifinizi düşünmeme müsaade eder misiniz? Düşünmeniz bile beni ümitlendirdi. Kararınızı bekleyeceğim. Sizi fazla bekletmeyeceğimi umarım. Müsaadenizle. Çok beğendiğim İstanbul'u gezmek istiyorum. Müsaade sizin. Sigara paketiniz. Boştur, atabilirsiniz. Harekete geçtiler, malın teslim edileceğini sanıyorum. Aşk yapmak istiyorum Semiramis. Beni şaşırtıyorsun. Eskiden bir dakika erkeksiz duramazdın. Değişiklik olsun diye böyle davranıyorum. Seni ölesiye özlemek istiyorum. Sabrım kalmadı. Vücudunu istiyorum. Şimdi artık bana karşı koyamayacaksın. Bak. Canım acıdı.
olsun ama hiç hoşlanmam kulağımın ısırılmasından. Olamaz. Olamaz bu. Sen de işin. Ne oldu anlayamadım. Hiç kabahat benim. Özür dilerim, sabırsızım sevgilim. Yarın Çam Tepesi'nde dediğine göre demek ki İstanbul Oteli. Geldiler. Olamaz. İmkansız bu. Merhabalar. Sevgilim neredesin? Merak ettim seni. İstanbul'u gezdim. Bayıldım bu güzel şehre. Aşık oldum. Çok hareketli bir gün geçirdim. Çok yorgunsunuzdur muhakkak. Oysa ben işimiz hakkında konuşacaktım. Yok, hiç yorgun değilim. Konuşalım. Öyle mi? Çok iyi. Söz konusu oyuncaklardan bir numune. Eğer mahsul ya da alıcı bulursanız size korkunç bir komisyon öderim. Ya. Semiramis'e hayır diyecek bir tüccar tasavvur edemiyorum. Ne dersin sevgilim? İş iştir, kendime güvenirim. Sizi şimdiden tebrik ederim. Derhal paketleri hazırlayın. Benim gemimin şeref yolcusu olacaksınız. Bu şereften ben de faydalanacağım. Nişanlımla birlikte gideceğim. Hazırlığa başlayalım. Hadi izninizle. Güle güle. Müsaade. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın Rezan. Olamaz. İmkansızdır. Ne var senin, ne oldu? Bebek. O bebek tam bu da. Açıklar mısın lütfen? Kız kardeşim bir seks partisinde öldürüldü. Bu bebeği çaldılar ondan. Yo, aynı olamaz. Evet ama buna benzerlerini de gördüm ben. Kız kardeşim eroin müptelasıydı. Ne demek istiyorsun? Kardeşimin intikamını almak istiyorum. Bu bebeklerle bir bağlantı kurdum şimdi. Demek o sandıkların içinde bu bebeklerden varmış. Hangi sandıkların? Eğer istersen seni oraya götürebilirim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Tesadüfen öğrendim her şeyi. Ah işte şu araba. Nasıl açacağız? Anahtarını çalmıştı. Kardeşinin ölümü arasında nasıl bir ilişki var? Korkuyorum. Bildiklerimi ancak polise anlatırım. Senin de onlardan olmadığın ne malum? Onlardan değilim. Polis hesabına çalışıyorum. Semiramis değilim ben. Semiramis olmadığını biliyordum. Önce ben öğrendim. Kulağının emilmesine dayanamazdın. Asansörde senin Semiramis olmadığını anladım. Anlaman hiçbir şeyi değiştiremez. Yakalanacaksınız. Gülünç olma, bize yardım edeceksin. Boşuna gayret etme. Arabanla malı Marsilya'ya götüreceğiz. Lüks gemim emrinizdedir Semiramis Hanım. Oyuncaklarıma iyi bak. İçlerinde milyonlar değerinde mama var. Eroin var onların içinde. Çok zekisin. Kız kardeşim masalına inanmayacaksın diye çok korktum. İnanmış göründüm. Maksadım hepinizi bir araya toplamaktı. Senden ufak bir ricamız var. Şefine telefon edip yola çıkacağını, malın sahiplerini henüz bulamadığını söyleyeceksin. Yapmam bunu. Julia. Esas adım Julia'dır. Öldürmekten zevk aldığını herkes bilir. Telefon edeceksin. Hayır.
Şimdi sana Marsilya'ya nasıl gidileceğini göstereceğim. Yürü! Kımıldama! Bir harekette bulunmayın, kızı vururum. Yolu açın, yoksa kızı sağ bırakmam. Seni eroin kaçakçılığından tutukluyorum. Uçtu uçtu, kuş uçtu. Aferin be, 40 yılda bir işe yaradın. Nasıl işe, nerede yararım biliyor musun? Nerede? Yatakta. Al şunu yala, bak yüreği. Şimdilik şu iş bitsin, gazoz nasıl patlatılırmış göstereceğim cümle aleme. Terbiyesin. Gazetin için iyi malumat topladın, kabul ediyorum, iyi bir gazetecisin. Şimdi de kıyak bir koca olacağım.